Suriye ordusu dün 59 kişinin öldürüldüğü Humus kentini bombalamaya devam ediyor. İnsan hakları izleme örgütleri muhaliflere karşı başlatılan operasyonlarda ölen çocuk ve kadınların sayısının da ciddi oranda arttığına dikkat çekiyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü de ülkede yaralıların tedavi edilmesi ve yabancı gazetecilerin de tahliye edilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Yaralılar arasında bulunan yabancı gazetecilerden İngiliz Paul Conroy ile Fransız Edith Bouvier de yardım bekliyor. Haftalardır bombalanan Humus dışında ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Hama kentindeki çatışmalarda da ölüm haberleri geliyor. Savaş alanına dönen ülkede çatışmalar sürerken diğer taraftan da Beşar Esad'ın reform vaatlerini içeren yeni bir anayasa referanduma sunuldu. Ancak referandum rejim muhalifleri tarafından alaya alındı. Başkent Şam'la birlikte Halep ve diğer birçok kentte Esad ailesinin 40 yıllık Baas Partisi iktidarı lehine gövde gösterisine dönüşen referandumu muhalifler boykot etti. Bu arada Devlet Başkanı Beşar Esad dünkü referandumda eşiyle birlikte oy kullandı.